İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde sel. Ermeni sınırı koruma birimleri Azerbaycan'ın Arsah bölümünde ilerleme girişimini engelledi ve Yeras bölümünde bir Ermeni askeri şehit edildi. Kasım 2020'den bu yana Rus barış güçleri Arsah'ta yaklaşık 210 bin kişinin hareketini sağladı. Kongresmen Palon, ABD Aliyev'in saldırganlığını durdurmak için mevcut tüm araçları kullanmalıdır. Yunanistan Pontuslular Federasyon Başkanı Türkiye'ye alınmadı. Cavak tekrardan sallandı. Aragüler'in fotoğraflarından oluşan bir sergi bugün Konstantinopolis İstanbul'da açılıyor. Batı Ermenistan'daki Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 araç ve 40 ev kullanılmaz hale geldi ve çok sayıda hayvan telef oldu. Sel araçlar ve hayvanları sürükleyerek götürdü. İnkaya köyünün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi de su bastı. Batı Ermenistan'ın bir diğer şehri Bingöl'ün Yedisu, Karin Erzurum'un Narman ilçelerinde meydana gelen yağış sele neden oldu. Selden dolayı birçok ev ve ahır yıkılırken birçok hayvan da telef oldu. Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu Karlova karayolu trafiğe kapandı. Daha sonra sağanak nedeniyle Yol güzergahındaki 10 noktada da Heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ve Yedisu Belediyesi'ne ait iş makinelerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması neticesinde yol temizlenerek ulaşıma açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre 16 Ağustos gecesi Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki Sünik bölgesinin özellikle Sevliç Karagöl'ün bir kısmında konumsal bir ilerleme sağlamaya çalışarak provokatif eylemler gerçekleştirdi. Ermeni mevzilerinden karşılık verilmesi üzerine düşman başlangıç pozisyonlarına geri püskürtüldü. Çatışma sırasında düşman tarafında en az bir ölü var. Ermeni tarafında can kaybı mevcut değil. 16 Ağustos sabahı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki Yeras bölümünün Nahişavan yönünde tekrar provokatif eylem düzenledi. Özellikle saat 9.50 civarında Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin ne askeri biriminin kıdemli as 1975 doğumlu Vahan Tatosyan düşmanın sniper ateşi sonucunda şehit düştü. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın basın servisinden verilen bilgiye göre Rus Barış Güçleri Birliği'nin askerleri, ihlalleri ve olası saldırıları önlemek için blokpost tahkimatlarıyla donatılmış gözlem noktalarında düzenli muharebe eğitimi tatbikatları yürütüyor. Kasım 2020'den bu yana Rus barış güçlerinin 58 binden fazla aracın ve yaklaşık 210 bin kişinin Laçin koridoru üzerinden Artsaha ve tersi yönünde tarafların sınır çizgisine yakın gıda ve çeşitli malların taşınması için güvenlik sağladığı belirtiliyor. Artsakh'taki Rusya Barışı Koruma Birliği'nin temsilcisi Vasili Davidov yaptığı açıklamada gözlem noktası personeli ateşkes rejimini kontrol ediyor. Araçların Laçin koridorundan geçişini sağlıyor. Aynı zamanda her araç kontrol ediliyor. Gerekirse denetleniyor her gün yaklaşık 200 araç kontrol noktasından geçiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Frank Balon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın saldırganlığını durdurmak için mevcut tüm araçları kullanması gerektiğini vurguluyor. Army Press tarafından bildirildiğine göre Balon bu düşüncesini Twitter mikrobulağında ifade etti. Balon, Geçen yıllar Saht'taki savaş sırasında ve sonrasında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı suçlamalarda bulunması Aliyev'in inandırıcı olmayan argümanlarının canlı bir örneğidir. ABD bölgede akan kan ve istikrarsızlığı kınadığında her iki tarafı da suçlamamalıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı Aliyev'in saldırganlığını durdurmak için mevcut tüm araçları kullanmalıdır diye yazdı. Batı Ermenistan'ın Trabzon sürmene de bulunan manastır ayinine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Varti Himadis Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi. İstanbul Havalimanı'nda ülkeye girişinin yasak olduğunu öğrenen Yorgos Varti Himadis Atina'ya akşam uçağı ile geri gönderildi. Varti Himadis Türk makamlarının kendisinin ülkeye girmesine izin vermediği haberini Facebook sayfasından duyurdu. Yuruslararası yer alan habere göre bu gelişmenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ankara'ya yönelik önce sözlü ardından yazılı bir açıklama yaparak gözaltı ve sınır dışı etme emrini protesto etti. Trabzon'daki Rum Sumela Manastırı'nda 8. kez ayinin 15 Ağustos'ta Dünya Ortodoksları Lideri Patrik Bartolomeos yönetiminde gerçekleştirildiğini hatırlatalım. Ulusal Sismik Merkezinin gözlemlerine göre Cevakk'ın güney kesiminde gece saatlerinde iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkezi Su Ninusminta'dan 24 kilometre uzakta bulunan Sameba köyünde kaydedildi. Deprem saat 5.44'te büyüklüğü 5.1, ikinci deprem ise saat 5.51'de 3.2 büyüklüğünde kaydedildi. Fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler'in siyah beyaz Konstantinopolis İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki bugün Galata Kulesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğinde düzenlenecek sergide Ara Güler'in açıklamalarıyla birlikte 75 siyah beyaz fotoğraf sergilenecek. Güler'in 93. yaş günü olan 16 Ağustos'ta ziyarete açılacak olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Ekim ayı sonuna kadar Galata Kulesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek. Ara Güler, Batı Ermenistan'ın en ünlü ve değerli sanatçıları arasında yer alıyor. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Yerevan Devlet Oda Orkestrası tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı... Lusnaga'nın şahlat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.